Abi Tayyar'ın adamlarından yakaladıklarımızı sorguya çektik. Hüseyin abiyi nasıl kaçırabileceğini bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca telefon dinlemesi için izin bekliyoruz. Gerçi organize dinletiyormuş. Yani onlarla irtibat halindeyiz. Akşamdan sabaha tabeleri almış oluruz. Silahın da raporu çıktı Devran. Hüseyin abinin kuyuya attığı silahla Bahar Çınar, Ahmet Denizer ve Sibel Andaç'ın cinayetlerinin işlendiği kanıtlandı. Merak etme, buradan duyması mümkün değil. Bahar'ın yerine koymuştum. Her şeyimi anlatıyordum sana. Benim için de öyleydi Elif, hala da öyle. İnsan dostunun canının bu kadar yanmasına izin vermez. İpek'le her zaman berabersin. Evde, işte. Ne zamandır biliyordun? Ne kadar zaman bana söylemedin? Elif. Çekecek. Çok mutsuz olacak. Evren, nikah masasında abimin babasının katil olduğunu öğrendiğinde acısı bin kat artacaktı. Bakan acaba oğlunun günahını taşıyamadı. Elif de karım olarak bunları taşıyamayacaktı. Hep kar olacaktı. Ama kıyamadım Evren. Kardeşim bu. Bu benim canım. Canımın diğer yarısı bu. Benim beden. Ben bunun için ölürüm. Dünya bir yana. Benim beden bir yana. Sırtına hançeri saplayan da ben oldum. Taç yüreğine kadar. Taç yüreğine kadar. Thank you.
Çok da haklı. Ah oğlum, fırsatın varsa çek git ailenin yanına. Onları terk etme, doğru dürüst bir iş bul kendine. Ailede asla paraya güce değişme. Yoksa benim gibi üstüne basılı bir solucana dönersin. Elif de. Olmaz, ayıp. Ama artık ben senin yengen değilim. Bisküvi yer misin? Sağ ol. Doktor Bey, annem yaşıyor değil mi? Elvan Hanım gayet iyi. Değerleri ve solunumu normal, kalp ritmi düzen. Şimdi kendisini normal odaya alacağız. Ah, şükürler olsun. Yüce Rabbim duydu dualarımızı. Şükürler olsun. Peki annemi görebilir miyiz? Odasını alasın, tabii ki. Müsaadenizle. Ha, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ben artık gideyim. Elif, bekleseydin 5 dakika daha. Annem seni görsün. Kim bilir nasıl sevinir ha? Ben hiç rahatsız etmeyeyim. Selamı söylersiniz. Geçmiş olsun tekrar. Peki. İyi akşamlar. Neden ben buraya geldim? Ne yapıyorum burada? Bu adam beni daha sabah terk etti. Neden yarımı acıtıyorum Aslı? Elif, aşk bu. Bitti deyince biter mi hiç öyle? Neden? Bitti işte. Artık Ömer'le Elif yok, bitti işte. Sen kalbine gömmeden, tüketmeden ayrıldın bu adamdan Elif. İstemeye istemeye. O yüzden hazır ol. Bitti deyince bitmeyecek çünkü. Düşündüğünün ne önemi var ki Aslı? Bir hikaye bitiyor, öbürü başlıyor. Hayat. Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun oğlum? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Keşke ağzımdan tek kelime çıkmasaydı. Keşke de. Keşke demesi gereken sen değilsin. O boyu devrilesi
Anacığım yorma kendini, tamam mı? Niye yapmış peki? Sen daha fazla abinle benim aramda kal. Anacığım, güzel anacığım yorma kendini, ne olur ha? Yorma kendini. Ama bul onu karşıma getir. Soracak hesabım var ona. Anacığım, bak benim senden başka kimim var? Kurban olayım, kendine iyi bak, tamam mı? Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Aydın! Kurban olayım. Ay çok şükür Allah'ım, yarabbim. Bak gördün mü? İyi misin anne? Çok, annem çok korkuttun bizi, çok. Ah bacım benim. Olsun Eyvan teyze çok iyiymiş. Sağ ol. Pardon. Ben iyi olduğunu duyunca çok sevindim. Ne diyor doktorlar? 48 saat müşahede altında kalması gerekiyormuş. Yani yeni bir krize karşı. Olabilir miymiş öyle bir şey? Doktor beklemiyoruz da ama önlem için kalacak işte. İpek, ben gitmem lazım emniyete. Geldiğin için sağ olsun. Sen artık gidersin. Ben aslında seninle konuşmak için beklemiştim. Ne hakkında? Elif'e söylediğimiz yalan hakkında. Sonuçta sen Yağız'ın babası değilsin. Elif tekrar karşımıza çıkacak, sorular soracak. İpek, Elif bize bir şey sormayacak. Elif gururludur. Tamam peki, ama ben böyle bir şey olursa aynı cevapları verelim diye dedim. Bu yalanı ne kadar daha devam ettireceğimizi bilmiyoruz Ömer. Kız bunu da öğrenirse psikolojisi iyice bozulacak. Peki ben o olayın etkisiyle, psikolojisiyle sana düşünmeden bir teklifte bulundum. Kabul etmen için ısrar ettim. Başını belaya soktum, kusura bakma. Ama bundan sonra olacakları düşünecek mecalim olmadı. Tamam. Merak etme, beraber atlatırız. Sen benim için neler yaptın? Bu hiçbir şey. Neyse. Ben bir Elvan teyzeye geçmiş olsun dileyim. Görüşürüz. Nedret anne, haber bütün sitelere düştü. Yarın sabah da televizyonların magazin programlarında, gazetelerin eklerinde falan çıkacak. Buyur. Oh! Aa, çok güzel olmuş. İstediğiniz gibi olmasına sevindim. Çok güzel olmuş, sağ ol. Allah razı olsun. Al ya. Ben artık müsaade isteyeyim sizden. Elif de gecikecek galiba. Yok Levent, lütfen otur. Seninle konuşmam gereken çok mühim bir konu var. Tamam. Şirketle ilgili herhalde. Hayır. Elif'le alakalı. Var mı bir şey? Yok. Bulacağız, bulacağız. Merak etmeyin. Sen niye geldin? Anacığım iyi pelo. Çok şükür iyi. Yengem yanında dinleniyor. Benimle daha iyi olabilmem için Hüseyin Demir'i bulmamız şart. Tepelerden hiç umut yok mu? Yok abi. Yani
Tayyar'ın resmi telefonuyla, Hüseyin abinin resmi telefonuyla da cep telefonuyla da hiçbir görüşme yapılmamış. Ha, demek ki şu meşhur gezi telefonuyla konuşmuş. Bu yengemin bahsettiği telefon vardı ya. Muhtemel. Hadi hadi tamam, karamsarlık yok. Küçücük bile bir iz bulsak peşinden gideceğiz. Devran haklı. Mutlaka Hüseyin Demir'e götürecek bir ipucu vardır. Hiçbir kaçak sonuna kadar saklanamaz değil mi? Hayır, hakikaten aklım almıyor. Bu Elif'in Ömer'e olan ilgisi, bu aşkı, akıl tutulması gibi bir şey. Bu nasıl şey Allah aşkına? Ne eğitimleri aynı, ne yolları aynı. İnsanların birbirlerini sevmeleri ve aşık olmaları için bu tür şeylere ihtiyaçları yoktur ki Nedret Hanım. Bunlar sadece etiket. Sen ne dersen de Levent. Olmayacak şey olmaz. Davul bile dengi dengine ayol. Hayret bir şey yani. Şimdi sen olsaydın mesela, farz-ı mahal diyorum. Yani Elif'le sen olsaydın, birbirinize aşık olsaydınız. Ne kadar denk olurdunuz. Ben de buna çok sevinirdim doğrusu. Lafınız tutar. Yetişişiniz tutar. Konuşmanız tutar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Daha bir gün ben bu Ömer'le Elif'in karşılıklı böyle 20 dakika sohbet ettiklerini görmedim. Halbuki siz öyle değilsiniz, öyle hissediyorum. Şimdi bak bir vakıf işine girdiniz. Değil mi? Durmadan seni dinliyorum. Demek ki sohbetiniz var işte. Nedret Hanım, biz Elif'le iyi arkadaşız, o kadar. İyi arkadaş olun. Ben de bunu diyorum. Madem bu kadar yakınsınız Levent, madem bu kadar iyi arkadaşsınız, Elif'e daha yakın ol. Onu yalnız bırakma. Kötü günler geçiriyor benim yavrum. Bugünü düşün. Kolay mı böyle bir badireden çıkmak? Bir de doğum gününü düşün şimdi. Yalnız bırakma beni kuzum. Elif istediği sürece ben her zaman onun yanında olacağım Nedret Hanım. İste. İste. Levent. Elif merhaba. Sen gittikten sonra Nedret Hanım içeri davet etti de kahve yemek derken biraz sohbete dalmışız. Laf lafa açtı. Bir de baktık ki saat kaç olmuş gerçekten. Ben de tam çıkacaktım şimdi. Ama eğer istersen birlikte bir yürüyüşe çıkabiliriz. İster misin? Hiç keyfim yok Levent. Uyumak istiyorum. Tamam. Nasıl istersen. Ben gideyim o zaman. Tekrar her şey için teşekkür ederim Nedret Hanım. Tamam yavrum. Güle güle. Her zaman bekleriz çocuğum. Peki. Görüşmek üzere. Ben geçireyim seni. Peki. Ya abicim, Tayyar Dündar'ın evinden verilen su siparişini bile görüyorum. Hüseyin Demir'den iz yok ya. Samanlıklar iğne arıyoruz yani. Olsun, biz ne samanlıklardan ne iğneler çıkardık. Biraz sabırlı olursak bu tapelerden bir şey çıkacağına eminim ben. Devrem, yarın için Fatih Dündar'la bir görüşme ayarlayabilir misin? Konuşmam lazım. Olur, ayarlarım. Fatih'ten bir şey çıkar mı ki? Bilmiyorum. Ama Tayyar Dündar'a, Hüseyin Demir'e en yakın, bize yardım edebilecek tek kişi o. Şansımı deneyeceğim. Olur, tamam.
İyi tamam o zaman. Kay çünkü beraber yatacağız. Bana yer kalmadı. Ne demek bana yer kalmadı Nilü? Şurası ne, mızmızlanmayı bırak geçer misin? Of ama Aslı ya. Sen küçüklüğümüzden beri hep böyle yapıyorsun. Hep sen benim yerimi kapıyorsun. Ne demek sen benim yerimi kapıyorsun Nilü? Ben ablayım ben. Ben önce oldum. Asıl siz sonradan doğdunuz ve siz benim yerimi kaptınız. Bak güldü. Gülecek tabii ablasının bir tanesi. Değil mi? Gel böyle. Gel. Ya. Sen bize bir yıldır annelik yaptın. Şimdi sıra bizde. Yanındaysın. Her zaman yanımdaydınız. Ben çay kahve bir şey alacağım ya. Başka türlü böyle sabaha kadar ekrana bak bak zaman geçmeyecek. İçecek bir şey isteyen? Ben istemiyorum. Abi sen? Ben de. Ömer. Çıkarmayacak mısın? Neyi? Parmağındakini. Asla. Bu beni hayata inandıran tek şey. Elif bir gün başkasının yüzüğünü taksa da çıkarmayacağım. Onun bir başkasını sevmesinden korkmuyor musun? Deli gibi hem de. Görememek. Ona dokunamamak. Ona yakın olamamak benim için ölüm gibi zaten. Oh. Başka bir yol bulamadım Pelo. Başka bir yol bulamadım. Elif'i her gün mutsuz etmektense bir kez mutsuz edeyim dedim. Pişman olmuşsun ama. Peki Elif'le konuşmak için yanımdan ayrıldığına pişmandım zaten. İpek'in attığı her adım Elif'imden, aşkımdan, geleceğimden uzaklaştırdığı için pişmanım. Hiç umut yoktu be Feyo. Hiç umut yoktu. Her yer karanlıktı.
Günaydın beyefendi. Günaydın. Hayırdır, ne bu hal? Bir sorun abicim ya. Sızmış kalmışım. Manyak herif bırakmadı ki beni. İlla içeceğiz dedi. Sabaha kadar da beynimi ütüledi. Ama abicim bir içti, bir içti sünger resmen ya. Tamam git söyle kalksın. Tayyar bir yarayacak birazdan. Uçak hazır bir iki saate. Çıkacağız buradan. Tamam. Ay Selahattin abim ya. Abicim şunun yanına bir de simit falan getireydin ya. Şu servisi bitireyim getirir mi amirim? Eyvallah abicim. Devran bir şey yakaladım galiba. Harbi mi? Gelsene bir. Şu kaydı açsana bir. Bu numaradan daha önce Tayyar'ın evi cep telefonu hiç aranmamış. Alo. İyi günler. Ben Tayyar Dündar'la görüşecektim de. Devran bulduk Hüseyin abi bu. Kendisi dün gece sağlık. Kendisi. Ağır yaralı. Uyanmasını bekliyor doktorlar. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Ben demiştim. İğneyi bulduk. Devran hemen buranın adresini bulsana. Çabuk. İstanbul Emniyet'ten Başkomiser Ömer Demir. Bir şey soracaktım. Buyur amirim. Birini arıyoruz da. Bu adamı iyice bak. Tanıyor musun? Burada telefonla konuşmuş. Ha tamam. Bildim. Geldi evet. Şarjı bitmiş. Telefon lazım dedi. Birileri görüştü. Sonra 20 lira attı gitti. Peki yanına başka biri var mıydı? Yok, yalnızdı. O adam daha önce buralarda gördün mü? Yani dükkana gelir gider miydi? İlk kez gördüm amirim. Bir daha da hiç görmedim. Peki nasıl gitti? Arabayla mı? Yok, araba yoktu. Geldiği gibi gerisin geri döndü gitti. Sağ sol? Şu tarafa doğru gitti amirim. Tamam. Sağ ol. Ha Devran. Adamla konuştum. Hüseyin Demir yalnızmış. Yürüyerek basıp gitmiş. Hala oralarda olabilir abi. Devran, burada lüks binalar, kafeler, restoranlar var. Hepsinin içeride dışarıda güvenlik kamerası vardır. Telefonla konuştuğu andan itibaren hepsini kayıttan isteyelim. Tamam abi. Tamamdır. Neredesin Hüseyin Demir? Neredesin?
Abi. Abi kalk hadi. Abi. Tamam kalktım. Bak üşenmedim gittim senin için işkembe çorbası aldım. İç de kendine gel biraz. Yoksa uçağa bu gidişte yakıt yerine seni koyacaktır. Şerefsiz. Sabah sabah benimle mi oynuyor? Al götür şunu. Günaydın. Günaydın Nilüfer Hanım. Elif nerede? Elif Hanım evine eşyalarını almaya gitti efendim. Teyzenin bize bulduğu bakıcıyla tanışacağız. Heyecanlı mısın? Hayır, kimse gelmesin. Sadece sen kal evde. Annenin çalışması lazım yakışıklı. Hah, geldiler, gel. Günaydın. Günaydın. Yazıcığım, sen biraz içeri geçer misin? Hadi koş. Buralardan geçiyordum. Seni bir ziyaret edeyim dedim. Herkes için doğrusunu yaptın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etmenize gerek yok. Ben siz istediğiniz için konuşmadım Elif'le. Kimin için konuştum ki? Bunu bilmenize gerek yok. Peki. Bana güvenmen gerektiğini biliyorsun değil mi? Çünkü ben de sana güveniyorum. Aramızdaki bütün sırları saklayacağını biliyorum. Nedet Hanım, yanlış anlamazsanız biz çıkıyorduk da. Tabii yavrum. Zaten haber vermedim ki. Yanlış anlar mıyım hiç? Yalnız bu sohbetimiz ilgimi çekti. Eğer bu benim için değilse kimin için yapıldı? Yani sen kimin için yalan söyledin? Ayrıca sana bazı önerilerim de olabilir. Ne hakkında? Ne hakkında olacak yavrum? Elbette seninle Ömer hakkında. Nevzat Hanım, siz beni anlamadınız galiba. Ben sizinle kimsenin arkasından iş çevirmeyeceğim. Doğru. Sen yolunu zaten kendin çizmişsin. Yalnız sana bir şey diyeyim. Eğer bu yolda bana ihtiyacın olursa çekinme, söyle, yanında olacağım. Size ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Şimdi müsaade ederseniz ben Yağız'ı hazırlayıp çıkacağım. Tabii yavrum, elbette. Hoşça kal. İyi günler. Böbrek bulsak bile şu an nakil yapamayız. Önce değerlerinizin yükselmesi gerek. Maalesef bir süre sizi diyalize bağlayacağız. Bu filmi daha önce görmüştüm ben doktorcuğum. Sonunda mutlu bir final olmuştu. Aman diyeyim ha. Bu kez sonu acıklı olmasın sakın. Bir başka hasta olsaydı bu kadar kesin konuşmazdım. Ama sizin nasıl iyileştiğinizi gördüm. Eminim bunu bir kez daha başaracaksınız. İnsanları şaşırtmaya bayılırım doktor. Şu gazeteyi uzat bakalım doktor. Biraz gündemimiz değişsin. Kendi meselelerimizi unutup biraz memleket meselelerine dalalım. Yılın nikahı iptal oldu. D
Denizer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Elif Denizer'in merakla beklenen nikahı gerçekleşemedi. Ailenin yaptığı açıklamaya göre Elif Denizer'in nişanlısı Ömer Demir'in annesinin aniden kalp krizi geçirmesi nikahın ertelenmesine sebep oldu. Çabuk bana telefonunu ver doktor, çabuk. Tayyar Bey müsaitim. Memur beyler görüşmek istiyorum. Geçmiş olsun Tayyar Dündar. Aa, kimleri görüyorum? İstanbul Emniyeti'nin Cevval Üçlüsü beni ziyarete mi geldi? Kahve yap, sade olsun. Ne bakıyorsun lan? Fırına! Kısık ateşte pişir. Hiç hayır olmaya başladım. Emirler yine koymaya başladı. Şş, bakın, ayaktayken şu gazeteyi de ver. Hüseyin'e sakın gazete vermeyin. Dur, verme onu. Niye lan? Abi o dünkü gazete. Ben bugünün gazetesinin siparişini şimdi veririm. Tamam, sen bana bırak. Ben hallederim. Kahvede kalmamıştı galiba. Hayırdınlar. Hüseyin Demir'in senin tarafından kaçırıldığına dair elimizde deliller var. Öyle mi? Affedersiniz ama ben burada canımla cebelleşirken birini kaçırmam size biraz tuhaf gelmiyor mu? Vurulduğun saatle Hüseyin Demir'in kaçırıldığı saat arasında bu işi yapabilmen için yeterli bir zaman var. Matematiğim de kuvvetlidir diyorsunuz. Ama maalesef size yine yardımcı olamayacağım Ömer Demir. Hüseyin Demir'le de sandığınız gibi öyle işbirliği içinde falan değilim. Kulaklarımla duydum. Hüseyin Demir senin için cinayet işlemiş. Bildiğim kadarıyla duymak, ispatlamak için yeterli değildir. Öyle değil mi doktorcuğum? Geçiyorsun lan sen. Ben! Önce Hüseyin Demir'i içeri tıkacağım. Merak etme, sonra da seni. Güzel. Hayatta bir amacının olması insanı diri tutar tabii. Birçok şey öğrenmişsin bakıyorum. Peki Elif'e söyledin mi babasının katilinin kim olduğunu? Soruma cevap ver, Hüseyin Demir nerede? Bence kesin söylememişindir. Yoksa Elif dünyayı çoktan yerinden oynatırdı, değil mi Ömer Demir? Sakın ölme. İyileş, tamam mı? Seni kendi ellerimle çiğir dikeceğim. Bak ne diyeceğim. İstersen arayalım Elif'i, gelsin. Ben konuşayım. Destek babında yani. Elif'ten uzak dur. Tamam mı? Eli. Hüseyin Demir'i kaçıramamışsın. Yoksa dünyayı seninle ayağa kaldırırdın.